Üzerine yansımıştı parıldayan ay ışığı. Bir kız kaydı hani dileğim sen ol ışığım. Merhaba Çiftlik Bank ailesi. Ben Mehmet Aydın. Bugün 16 Mart 2018. Çiftlik Bank'ın Tosun'u mesaj yolladı. Herkese geçmiş olsun dedi. Herkese büyük geçmiş olsun diyorum. Türkiye'de tarım ve hayvancılığın tekrar eski haline gelmesini istemeyen kişilerle Kudüs'ü başkent ilan eden kişiler aynı kişilerdir. Emin olun. 27 yaşındaki Mehmet Aydın 77 bin kişiden topladığı 511 milyon lirayla sırra kadem bastı. Neye güvendiniz siz? Niye yani burada size inandırıcı olan ne oldu? Bu kadar insan aptal olamayacağını düşündüm. Yani kandırılmaya hazır olursanız kandıracak kişiler çıkabilir. Bir haftadır çıkan dedikodulara kulak vermediğiniz için sizleri alkışlamak istiyorum. Çiftlik Bank'ın firari patronu dedikodu dediği o iddialar yüzünden kaçtığı Uruguay'da başkent Montevideo'daki bu iki katlı bahçeli rezidansta kalıyor. Suçlamalara da 12.275 kilometre uzaktan bir ses kaydıyla yanıt verdi. Çiftlik Bank'a anlattı. İlk iki ay boyunca gelen paraları biriktirdim ve çiftliği kurdum. Kar da var, zarar da var. Bir gün batarsak şirketin tüm varlıkları üyelerimizindir. En güvendiklerim beni dolandırdı dedi. Bu kadar entrikayla daha fazla uğraşmak istemedim. Herkesin hakkını ödeyebilmek için Türkiye'de cezaevinde kalmak yerine Uruguay'da sonuna kadar çalışacağım. Her şeye rağmen umudumu yitirmedim. Sözüm söz. Devlet zaten tüm mal varlıklarına el koydu. İnsanlara iadelerini yapacaktır. Bundan sonra ne olacağını ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül CNN Türk'te anlattı. İadesi için harekete geçildiğini açıkladı. Şikayet gelir gelmez yurt dışı çıkış yasağı kondu ilgili kişiyle ilgili. Konduğunda da anlaşıldı ki dışarıda savcılarımız ne gibi imkan varsa gerekli takibatı yapıyorlar. Kayyuma devredilmesi halinde o tespit edilen mağduriyetlere verilebilir.